Dream Türk'ten herkese merhaba. Ben Emir Hepoğlu. Yeni bir Sahil Sohbetleri programında yine birlikteyiz. Bu haftaki konuklarım sevgili Neslihan Yelden ve Cemal Hünal. Onlarla çok keyifli bir sohbet yaptık. Hatta sohbeti dün akşam yaptık. Biraz sonra sizlerle bunu paylaşacağım. Az sonra görüşmek üzere. Tata! Yeniden yeni bir programda beraberiz. Ya ben Londra'da insanlarla fotoğraf çektiriyorum, dünyanın her yerinden insanlarla. Honduras'tan dün mesaj geldi bana. Honduras mı filan? Setteki arkadaşlar niye kilitlediniz? Bunun ucu çok insana dokunur, ben sana söyleyeyim. Öyle mi? Sohbetimiz devam ediyordu ya, şimdi gene o devam ediyor gibi. Gereken ifşalarda bulunduk, şimdi oradan yürüyeceğiz. Her şeyi kaydetmiyoruz tabii. Kollarımı açtım, bekliyorum. Tata! Yeniden yeni bir programda beraberiz. Her programın girişinde böyle hani klişe aynı şeyi söylemektense farklı farklı girişler yapmayı kendime alışkanlık edindim. Yaz akşamı diyecektim ama bahar akşamı aslında. Kısmen rüzgarlı. Biraz önce gene yağmur yağdı. Bereketli program olsa gerek. Genelde bizim programlarımızdan önce 5 dakika 6 dakika bir yağmur yağıyor. Aa, ne kadar güzel. Çok güzel, berekettir. Ama kendisi kerameti var yani. Aynen, biz panik oluyoruz. Kerameti kendim. Kerameti var. Kesinlikle. Gene iki çok sevdiğim, tanışmaktan büyük mutluluk duydum. İki güzel, tatlı, sohbeti keyifli konuk. Teşekkür ederiz efendim. Ve Cemal Hünal, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Sizi görüp daha iyiyiz vallahi. O eve oturmaya geldik gibi oldu ama. Oturmaya geldim ben. Sen öyle değil mi? Ben oturmaya geldim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Biz de oturmaya geldik. Şöyle oluyor. Konuklarımızla bir gün, iki gün önceden vakit geçirdiğimizde birbirimizi daha iyi tanıdığımız için gerçekten, şimdi daha önceden de sohbetimiz devam ediyordu ya, şimdi gene o devam ediyor biz gibi. Biz gereken ifşalarda bulunduk, şimdi oradan yürüyeceğiz. Her şeyi kaydetmiyoruz tabii. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Sabah uçağı kaçırdım ama. Evet. Hiç önemli değil. Bir sonraki uçağa bindim. Bir sonraki uçak pas geçti, pisti. Güzel böyle maceralarla geldim falan. Buraya daha önce gelmiştim. Çok keyifli bir otel burası. Biliyorum, doğası. Onları zaten soracağım size. Evet, güzel bir yer. O yüzden mutluyum. Çok güzel. Rüzgar mı vardı, pas geçti yoksa bir açıklama yaptılar mı? Keşke kaptanımız açıklama yapsaydı. Genelde da neden, yapmıyorlar. Neden olduğunu anlasaydık. Çünkü hepimiz, bütün uçak ve doluydu, fulldü uçak. Herkes ne oluyor filan. Çünkü yani pisti gördük ve kalktık ve denize doğru devam ettik. Herkes birbirine bakıyor falan. Bir açıklama alamadık ama bir rüzgar ters aldı herhalde. Öyle kendi aramızda konuştuk yani. Bu arada uçmaktan hoşlanmayanlardanım ama zorunlu olarak uçuyorum. Yani. Artı bir. Artı ama bir. Ben şöyle bir özellik geliştirdim yıllar içerisinde. Böyle uçağa biniyorum, koltuğa oturuyorum ve uyuyakalıyorum. Ya bu hep böyle. Çok iyiymiş ama onu bu nasıl yapıyoruz? Yani biz çok turne yaptık. O çok iyi, biz 4 sene falan turne yaptık biz beraber. 4 sene yani, maşallah. Biner. Uçak tekerleği değdiği anda uyanır filan. Ben böyle hosteslerin biner, yanında bir şey olmayacak değil mi? Bir şey olmayacak diye ben sürekli böyle uçuyorum. Tabii. O sürekli uyuyor. Böyle uyuyor. Ya abi nasıl uyuyorsun sen yani? Ben burada vallahi gerginken o uyuyor. Var mı bunun bir tekniği? Öğrenebileceğimiz bir şey? Karakter. Yok, ben şey herhalde şey mesleki de deformasyon. Çünkü ben şeyi de yapabiliyorum mesela. Set saatleri falan uzayabiliyor. Evet. Evet. Şimdi benim gözlerim de numaralı, hani numaralı lens, aha, takıyorum. Hani özellikle sette çalışırken lazım oluyor, sürekli gözlük çıkar. Yoksa senaryo okuyamıyorum falan. Böyle bir 10 saati geçtim, ben yoruluyorum. Yoruluyor falan böyle. Bünye. Kayıt arasında bir tabureye oturuyorum, uyuyorum. 3-2-1 kayıt diyorlar, kalkıp lafa giriyorum falan. Bir... Ya Hardin Dorman de böyledir biliyor musun? Hardin Dorman'in de böyle bir özelliği vardı. Müthiş. Çocuklar ben birazcık dinleneceğim der böyle konuşurken. Uyur. Ve sonra şarj olup uyanır yani. Ama uyandığında da kaldığı tabii, yerden tabii, devam ediyor. Tabii tabii, müthiş bir özellik. Mesela ben öyle uyurken mesela her şeyi duyuyorum konuşulanları. Aa, ama yarı uyku durumu. Evet. Çok enteresan. Bunu öğrenmem lazım sizden. Mutlaka. Tekniği vardır. Var herhalde. Şey olsa gerek. Bir şekilde bekçi köpeği olarak programlamış olabilir birisi beni. Estağfurullah. Bir kulak hep açık. Bir kulak hep açık. Bu 4 senelik turneden biraz bahsedelim mi? Edelim. Ne turne? Tiyatro hadi tabii. Hadi sen anlat. Sen daha güzel hatırlıyorsun. Benim hafızam o kadar kötü. O her şeyi hatırlar. Aa, ya çok bir detay. Çok detay var aslında. Çok detaylara girmeden. Duygu Şen ve Ruhi Sarı ile. Evet. Neslihan'la beraber. Ben, 4 kişilik bir oyunumuz kişilik vardı. Oyun. Çok iyi bir komedi çıkardık. Süper. Evet. Türkiye'yi dolaştık.
Bayağı. Yani 4 sene 250 küsür oyun yaptık. Şaka Oo, değil. Oo maşallah. Sürekli yollardaydık. Çok böyle, iyiymiş. Böyle kışın ortasında Kastamonu'da karlı dağların ortasında kaldık. Benim için turnenin en mutlu anıydı böyle. Kurtlar oluyordu. Aa, sürü çok fotoğrafımız, iyi. Videolarımız var evet. Evet ve çok keyifli bir oyundu. Benim için özellikle keyifliydi çünkü ben toplam 15 dakika duruyordum sadece sahneye. Ha çok iyiymiş. Onlar kendilerini paralıyorlardı seyirciyi çok... Yani... Sevdim. Ama şöyle bir şey tabii ben her ne kadar hani beklesem de sürekli kulak Hı-hı. sahnede. Hani ne oluyor, ne oynuyorlar çünkü ona Acaba göre bir oyuncu... Acaba antre kaçırdığın evet. oldu mu canım? Oldu mu? Yok. İşte varmış galiba ki. Oldu oldu. Olmuş oldu ama hep onlar hepsi kurtarıldı. Bir şekilde kurtarmışız. Tabii. Hep evet, kurtardık. Evet. Çünkü bayağı doğaçlama yaptığımız bir oyundu tabii. Aa, tabii. Çok güzel. Çok. Yani tekstin üzerine biz çok yazdık. Çok hani belki bir saatlik de oyun. Biz onu bir saat 20 dakikaya kadar uzattık bir saat yani. 40 dakikaya kadar uzadığı da oldu. Yani seyirciyle de beraber... Seyircinin tepkisiyle de beraber doğaçlamalar yapıp birbirimizden paslar alıp süpersiniz. Çok hoş. Çok, çok keyifliydi, keyifliydi. Peki evet. bu aralar öyle uzun turneler oluyor mu tiyatrolarda? Artık olmuyor. Artık ben olmuyor mu yoksa var da biz mi? Ne zamandır yapmıyor? Yok, artık olmuyor. Biraz şartlar değişti. Mesela bizim çalıştığımız dönemlerde mesela belediyeler çok oyun alıyordu. Hı hı. Şimdi artık belediyeler öyle o kadar oyun almıyorlar. Almıyorlar. Aldıkları oyunda parasını ödemiyorlar. Ha güzel. Öyle bir sıkıntı var. Keyifli. Hani, ben bir turne planlıyorum ama Avrupa'da. Hı hı. Bakalım yani hedefim, hayalim şimdi o yönde bir tek kişilik bir oyun yapacağım. Tek kişilik oyun. Evet. Çok ama güzel. Avrupa'yı dolaşmayı ve Londra'da premier yapmayı planlıyorum. Aa, bakalım çok, neler olacak. Vallahi ben kendi adıma çok mutlu olurum. Ya, çok çok inşallah. Sevinirim gerçekten inşallah. İnşallah. Kent oyuncuları, eksiğim varsa düzeltin. Kraft Tiyatro, Dorman Tiyatrosu, Talimhane, BKM. Orta oyuncular. Orta oyunlar, oyuncular. Evet. Başka? Bir sürü tiyatro var tabii. Ya en önemlileri ya da en çok çalıştıklarım bunlar. Evet. Muhteşem. Kaç sene oldu? Onu söylersen bir hayat süresi bayağı oldu. Tabii ki. Bayağı oldu. Güzel oldu yani. Ama tiyatrodan önceki asıl aşkınız herhalde tasarım. Ben tasarımcı olmak moda, istiyordum. Moda, tasarımcı evet. olmak istiyormuşsunuz. Ergenlikle başlayan hep böyle bir elbiseler, kıyafetler çizmek. Ben moda tasarımcısı olacağım demek falan. Hala çizimlerim duruyor. 14, 15, 16, 17 yaşlar. Hep böyle. Eskiler duruyor hala. Tabii tabii. Süper. İşte arşiv. Parçaları alıp birbirine dikip onu bir şeylerin üstüne dikmek. Ceketleri, kıyafetleri değiştirmek, bir şeyleri kesmek. O zamanlar vardı ama 18 yaşında tiyatro ile tanışıp yolumu oradan devam edince bir yıl öncesine kadar o tasarımcı hevesimi, hayalimi bir kenara bırakmış olduğumu gördüm ama bir yıl önce, bir buçuk yıl oldu bir buçuk markamı yıl önce, kurdum. Nesyeldan. Nesyeldan diye evet. bir şey yaptım çünkü diziler sayesinde dünyanın bir sürü yerinde de tanındığım için hı hı. hani markanın içinde ismim geçsin ki benim olduğumu anlasınlardan yola çıktım. Gayet mantıklı. Ağza da güzel oturuyor aslında. İsim bulmak o kadar zor bir şey ki aslında. Yani tek kelimelik bir isim de olabilirdi. Yani ismimi kısaltıp onu tek kelimeye getirip öyle bir logo yaptım, öyle bir marka kurdum. İşte elbiseler, işte üstünüzdeki üstümdeki kıyafet. Evet bu benim çok tasarımım. Şık. İşte parfümler, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Program başlamadan önce Instagram'dan takipçilerine Neslihan Hanım şey atıyor. Hangisini giyin diye iki elbise seçeneği sunmuş. Bunu seçtim. Ben de renk olsun diye bunu seçenlerdenim. Gerçekten çok güzel. Görmediniz ama iyi ki bunu, evet bunu giydim işte renk Gerçi, olsun. Gerçi daha önce tanışsaydık markalaşma konusunda ben size ya, nasıl yardımcı bir ve destek olabilirdim. Nasıl bir girişimci? Pandemide Bal markamı yarattım kendime ait. Aa, kahve güzel. Markamı yarattım. Şapka tasarımı yaptım. Aa, ve hepsini de sattım. Şahane. Ders almamız gerek yani. Kurs açıyor musun? Kurs açıyorum. Eğitimleri bile varmış. Şahane. Var, eğitimlerim bayıldım. Bile var. Kitabım var. Daha sonra onları size hediye edeceğim. Tebrik ederim. Boş durmayı sevmeyenlerden. Aynı sizler gibi. Gerçekten. Ama ben yani o da öyle mesela. O da hiç boş durmaz. Kesinlikle. Yani süreci çok keyifli bir şey. Bir de yaratıcı insanlar oturamaz ki yani. Boş oturamazlar. Bendeki notlar Antakya'da bir köy evi varmış mesela. Duruyor mu hala Antakya'daki köy evi? Benim değil.
emekli bir öğretmenin eviydi. Biz, ben sadece Tuncel Kurtiz'le biz orayı işgal etmiştik sadece. Evet, Tuncel Kurtiz'le de çok keyifli bir tanışmanınız var. Çok. Dün akşam. Keyifli dinledik. Çok, Tuncel abi bir tane. Ya benim için çok büyük nimetti. Yani çünkü Asi benim ilk televizyon işimdi. Hani dizi olarak. Evet. Ve bir gittim ben. Ya çalıştığım isimler Tuncel Kurtiz, Nur Sürer, Çetin Tekindor. Ne şans. Tülay Günal, Tülay Bursa. Yıldızlar geçirdi. Yıldızlar geçirdi. O yani Murat Yıldırım'la çalıştım. Tuğba'yla, Tuğba Büyüküstün. Çok da güzel, çok da güzel bir dizi oldu. İki sene çok maceralı bir süreçti bizim süper için. Sadece ben işin bu kadar uzayacağını anladığım zaman, hani bir aydır Antakya'daydı, dedim ki yani ben burada iki sene otelde kalmam abi dedim. Amanos Dağları'nın yamacında Güldören Köyü vardır. Onun arka taraflarında böyle 20 dönüm arazinin içerisinde bir çoban evi, altında bir mandıra vardı. Onun içini yıkıp ahır yaptım. Hı hı. Ev sahibine sormak gerekiyormuş aslında böyle şeyleri. Bu güzel. Ahır yapabilir miyim burayı? İstersen bir sorsaydın. İki sene boyunca işte çok evet keyifli bir süreçti ama hayır ev benim değil. Değil. Evet. Okey. Doğayla, çevreyle ilgili şeyiniz var. Hobiden öteye geçmiş aslında. Tabii doğayı, yani çevreyi, hayvanları. Hani sen birazdan bir misyon yüklenmiş gibisiniz. Aslında bir aşırı bir duyarlılık var. Ben özellikle işte hani hayvan hakları, işte doğayı korumakla ilgili kampanyalarda iki sene öncesine kadar aktif ve etkili bir şekilde rol alıyordum. Sonra iki sene önce bu çok farklı bir yöne gitti. Şimdi sadece SMA'lı çocuklara kampanyalara yardımcı oluyorum. Hı. İşte haftada bir gün böyle Instagram üzerinden canlı yayınlarda ailelerin bağış toplamasına yardım etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Evet. Ama o konu biraz sömürüldü bazı şeylerde. Yani şöyle, şimdi ben tabii bu yayınlara girdiğim zaman ben de bağış yapanlar adına bir sorumluluk almış olduğum için mutlaka maalesef valilik... Kesinlikle valilik de, izni, evet, olan izni kampanyalara ancak. Evet. Ha, valilik izni olmayan ailelerin de bazı izinlerin hızlandırmalarında yardımcı olabildik. Süper. Çok zor ama yani hani ben de çok etkileniyorum çünkü. Yani o çocukların hali bir başka. O çocuklara günde 24 saat gözünü üzerinden ayırmayan anneli babaların halleri bambaşka. Bambaşka. Evet. Gerçekten çok. Çok zor. Allah yardımcılar olsun. Onun için şimdilik çevre ve hayvanlara karşı olan görevimizi SMA'lı çocuklara devrettik. Evet. Tebrik ederim. Harikasınız. Yani hani bitirebildiğimiz kampanyalar oldu. Yetişemediğimiz kampanyalar oldu. Tabii ki. Ama elimizden geldiğince. Evet, şimdi mesela iyileşenler var. Bakıyorum yürüyor, koşuyor, bisiklete biniyor. Ay ne güzel. Pizza yiyor falan. Aklımı kaçırıyorum yani. Çok tatlı. Neslihan Hanım. Buyurun. Kokularla ilgili hassas bir durumunuz söz konusu. Evet, parfüm biriktiriyormuşsunuz. Bildiğiniz bir şey var galiba. Yani evet, çünkü 4 sene aynı minibüs içerisinde olunca yolculuk yapınca evet. Ya parfümle ilk tanıştığım herhalde 16 yaştan beri büyük bir tutkum var parfümlere karşı ve kötü kokuya karşı da hassasiyetim var. Yani etrafım hep güzel kokmalı. Ne güzel. Yani bunun içinde kötü bir yemek kokusu, plastik kokusu, ter kokusu, bunlar olursa ben huzursuz oluyorum. Evet. Ve mutlaka havalandırmam lazım, mutlaka o kokuyu değiştirecek bir şey yapmam lazım. Hı-hı. Yoksa mutlu olamıyorum. Herhalde kazandığım paraların bir bölümünü kozmetiğe, parfüme, kokusu güzel olan şeylere kesin harcamıştır. Ve bunun sonucunda geçen sene ben bir parfüm çıkarttım. İki parfüm çıkarttım. Şu an bir tanesi kaldı. Bir tanesi sold out oldu, bitti. Hı hı. Ülkenin de ekonomik durumu yüzünden insanlar kendilerine domates mi alsın, parfüm et mi alsın, parfüm kozmetik alsın. O yüzden hafif rafa kal, hala parfüm satıyor ama satıyor. Yenilerini biraz rafta duruyor. Hı hı. Yeni parfümüm hazır. Portakal çiçeği kokum süper var. Çok severim portakal çiçeğini. Bütün narenciye çiçeklerinin kokusuna bayılırım. Kim sevmez zaten. Bir formül hazırladım. Biraz ülke refaha çıktığı zaman onu da çıkartacağım ama şu an bir parfümüm var, şu anda üstümde olan. Hı hı. Belki geliyordur rüzgarla çünkü... Hoş geliyor burada çünkü rüzgar bu taraftan bana doğru. kalıcı bir parfüm bu bayağı. İsmini de Pureness koydum. Hı hı. Bir Loveness, bir Pureness çıkarttım. Loveness sold out oldu.
Pürnes daha hızlı satınca içindeki notalar daha hitap etti galiba insanlara. Onu bir kere daha çıkarttım. Birkaç koli daha çıkarttım diye. Çok güzel. Şimdi o satışta. Güzel gidiyor. Şeyi çok merak ediyorum. Parfüm, siz kokuyu seviyorsunuz, buluyorsunuz. O süreç nasıl işliyor? Yani laboratuvar, yani çalışıyorsunuz. Çalıştığım bir kozmetik firması var. Diyorum ki yani şu notalar olsun. Tabii onları ben gidip laboratuvarda birbirine eşleştirmiyorum. Onlar çalışıyorlar. Ama onlarla çalışıyorsunuz. Ama onlar sizin için. Ben notaları söylüyorum. Hı-hı. Hani şunlar üzerinden gidelim diyorum. Bana 8 tane sample yolluyor mesela. Diyorum ki yani bunlar değil ama bu üçünün üzerinde çalışalım. Sonra o üçünün üzerinde çalışalım. Yani aradığım kokuyu bulana kadar çalışıyoruz. Bu iki koku da böyle çıktı. Şimdi mesela enteresan. Bu kullandığım ve çok satan parfümümde yasemin de var, ıtır da var. Greyfurt, bergamot, amber, musk var. Wow. Sonra laleyi de deneteceğim. Bu hem dişi bir koku oldu hem temiz bir koku oldu. İkisinin bir arada olması bir kadın için bence önemli. Hem ağır kokmuyor, hem temiz, sabunsu kokuyor. Hem de bir süre sonra o değişiyor. Herkesin kendi vücudunda bir yolculuğu, serüveni oluyor. Değişiyor. Bir saat sonra değişiyor, 3 saat sonra başka bir şey oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok başarılı bir erkekler koku. Erkekler için bir şey yok mu? Ya bu kokuya unisex diyen arkadaşlarım oldu. Bence unisex değil ama bazı erkekler ben bunu kullanırım dedi. Hı hı. Alan bir iki kişi de oldu ama tabii daha çok kadına hitap etti. Evet. Erkekler için şu an bir şey yok ama çok talep var. Neslihan Hanım, yapar mısınız? Bakalım. Bakalım, mutlaka yaparım. Süper. Asıl hayaliniz yönetmenlikmiş ve senaristlikmiş. Evet. Ama şu anda senaryolar yazılıyor zaten. Senaryo yazıyor. Yani yazıldı da. Ben meslek seçimi 3 yaşındayken yapmıştım. Aha. Bana onu da çok da net de hatırlıyorum. Bana derler, ne iş yapacaksın dediler. Ben dedim hikaye anlatacağım. Güzel. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum ben. Çünkü 80'lerin 90'ların sinemasıyla büyüdüm ben. Ve her zaman hayalimdi. 13 yaşında tiyatroya başladım. Yani erken yaşlarda setlerde çalışmaya başladım. 17 yaşında falan. Çok önemli bir dönüm noktası benim için. O zaman Londra'da öğrenciydim ve sanat tasarım hazırlık okuyordum. Çünkü meslek seçimi yapmakta çok güçlük seçiyordum. Çok zor zamanlar geçiriyordum yani. Ne yapacağıma karar vermek konusunda. Çünkü o yaşlarda biraz zor olmuyor mu zaten? Zor. Ben aslında oraya yani gidelim, buraya film gidelim. Sektöründe olmayı çok istiyordum. Evet. Sadece bunu hani ne zaman kendimi buna doğru yöneltsem sürekli birileri bana bunun ne kadar sivri bir piramit ve ne kadar zor bir yolculuk olduğunu anlatıyorlardı. Velhasıl Londra'da okurken bir gün bir iş buldum bir sette. İlk gittiğim set benim Pinewood Studios ve Alinur Velidedoğlu o uzaylıların gelip Türkiye'den buzdolabı aldıkları Beko reklamlarını çekiyordu orada. Güzel reklamdı biliyorum. Ve benim setteki, setteki ilk işim sette çaycıydım ben. Ve ondan sonra Alinur Hoca ile çalışmaya devam ettim. Çok yardımcı oldu bana. Çok güzel işlerde çalışmama vesile oldu. Ve ben 19 yaşına gelene kadar onun çalıştığı firmalarda prodüksiyon amirliğine kadar da yükselmiştim. Çok güzel. Dolayısıyla kendisine sonsuz bir minnet borcum var. Bunu da her yerde anlatıyorum. Çok güzel. Evet, aynı ama mesleğin, hangi meslek olursa olsun, mutfağından başlamak daha güçlü yapmıyor mu daha sonraları insanı? Ya da daha vizyoner? Donanımlı yapıyor. Donanımlı çok yapıyor. Çok donanımlı yapıyor ve en kıymetli şey, hayattaki en kıymetli şey gerçekten kazandığın tecrübe. İyisiyle kötüsüyle hepsini başımızın üstüne koymamız çünkü lazım. Çünkü bütün senaryolara hakim oluyorsunuz, görüyorsunuz, evet, yaşıyorsunuz, yani, bizzat içinde evet, bulunuyorsun. Ki yani çok da bizim mesela benim mesleğimde soruyorlar nasıl bir iş diye. Diyorum vallahi hiçbir günün tekrarını yaşamadım. Hiçbir gün bir ötekinin aynısı değil. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Evet. Her gün başıma başka bir şey geliyor. Bir günü ötekini tutmuyor ve çok eğlenceli ama insanın sevdiği mesleği yapması kadar güzel bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Ofis işi yapamayacak yok. İnsanlar oyuncu oluyor işte. Evet, yani. Evet. Yapamayız başka yani 9-5 nasıl çalışalım? Ama yani? Tabii oyuncu olup yani hem oyuncu olup da hem çalışabilen bir oyuncu olmak büyük bir nimet. Bir de yaptığın işlerle kendini seyirciye sevdirip de tanıtabilmişsen o başka bir boyut. Başka bir... O kadar büyük bir nimet ki gerçekten yatıyorum kalkıyorum. Müthiş. Çok seviyorum işimi. Evet. Çağan Irmak'la buluşmanız Ulak filmi. Müthiş bir hikaye. Çünkü ben Los Angeles'taki eğitimi yarım bıraktım ben. Londra'da da sinema master'ı okuyordum.
Onu da yarım bıraktım. Onu da yarım bıraktım. Sonra İstanbul'a döndüm. Kardeşimle beraber bir çizgi film şirketi kurdum. Evet. Çizgi film yapıyorduk. Benim de işte yani işte o yıllar boyu gelen tecrübelerden çok dublörlük eğitimim de vardı. Ufak tefek işlerde dublörlük de yapmıştım. Beni Ulan setine yetkin dikincilerin at dublörü olarak çağırdılar. Ve ben yetkinin kostümlerini giydim, böyle kollar falan sarktı. Adam bundan da yarım metre daha uzunuyum. Tamam. Ve o vesileyle tanıştım Çağan'la. Bir sene sonra da Issız Adam'ı çektik. O da yani hepsi başlı başına bir dönüm noktası benim kesinlikle için. Kesinlikle aynı. Çok güzel bir şanstı. Benim öyle bir şansı değerlendirebilecek kadar o dakikada donanımlı olmam başka bir şanstı. Çok farklı beklentileri olan işlerdi çünkü. Güzel bir kombinasyon olmuş. Güzel denk gelmiş. Kesinlikle. Dün Star Wars hayranlığından biraz bahsettik. Evet, evet. Oyuncaklarını biriktiriyoruz. Bütün karakterlerin şeyleri var mı? Çizgi romanlar, filmler, bir de hani böyle belirli daha böyle realistik yapılmış figürler falan çok seviyorum. Çünkü ben o her birini eve soktuğumda eve bir hikaye sokmuş oluyorum aslında onunla beraber. Evet. Ya bence modern zamanların en iyi uyarlanmış mitolojisini yazdı adam. Ve kesinlikle. İlerleyen zamanlarda da çok daha fazla kalıcı olacağını düşünüyorum. Ve sürdürülebilir kıldı. Yani birçok hikaye çıktı daha önceden ama evet. O hala... Çok fazla ev ödevi var ama arkasında. Şimdi evet. George Lucas dediğimiz adam Joseph Campbell'ın öğrencisi. Joseph Campbell da dünyadaki herhalde karşılaştırmalı araştırmacıların yani farklı mitosları ve farklı edebiyatları karşılaştırıp ortak noktalarını bulan herhalde dünyadaki en başarılı edebiyatçılardan bir tanesi. Ben bütün kitaplarını üçer kere falan okudum. hani 14 yaşımdan beri sadece mitoloji ve hani farklı kültürlerin hikayelerini ve masallarını okuyorum. Başka bir şey pek okumuyorum. Roman okumuyorum. Hı hı. Hani sadece mitoloji okuyorum. Sadece mitoloji. Ve okuduğum kitapları tekrar okuyorum ve tekrar okuyorum. Her seferinde başka bir şey buluyorum. Başka bir şey çıkıyor. Kesinlikle. Artık notlar alıyorum. Çünkü insanlık, yani insanlığın üretebildiği tecrübesiyle kısıtlı. Sadece görebildiğimiz şeyleri tekrar uyarlıyoruz. Bildiğimiz, zaten yaşanmış şeyleri tekrar uyarlayıp tekrar hayata geçiriyoruz. Başımıza gelmeyen hiçbir şeyi biz sıfırdan icat etmedik. Muhteşem. Çok güzel ifade ettiniz. Evet. Vallahi. Ve mitoloji bu konuda muhteşem bir birikim. Muhteşem bir birikim. Ve çok derin. Çok ve çok komik. Ve dipsiz. Ve çok evet. Hem çok eğlenceli, hem çok komik, hem korkunç trajik. Evet. Ama içinde her şey var. Evet, her şey var. Benim oğlum 4 yaşında Star Wars'ları seyretmeye başladı ve herhalde her bir filmi birkaç kere seyretti. 5-6 yaşındayken George Lucas seni tanısa keşke diyordum yani o kadar biliyordu ve arkasındaki felsefeyi anlamaya çalışıyorduk ve ondan sonra mitolojiye yöneldi benim oğlum. Hmm. Demek ki bir zincir buldu. Var evet, tabii. Evet, evet. Mitolojide müthiş bilgiler edindi falan. 7-8 yaşında bütün mitolojik hikayeleri biliyordu. Tanrıların ilişkilerini bize anlatıyordu. Şimdi o geldi aklıma. Evimiz bizim Star Wars'larla doludu, figürleriyle. Ben de bugün hatta Star Wars tişörtüyle geldim. Aa çok iyiymiş. Onu da görüntüleseydik keşke. Sanatçıların kaderi midir? Bilemiyorum. Yanlışım varsa da düzeltin ama birçok güzel iş yapıyorsunuz bütün kariyeriniz boyunca. Ama tek bir film ya da tek bir diziyle anılıyorsunuz. Var mı öyle sizin işte şununla daha çok tanınıyorum diye ya da sizin Issız Adam şeyindeki gibi? Olma ihtimali var mı? Onun Issız Adam'ı var gerçekten. Ama ben mesela Ulak'ta daha çok biliyorum. Şimdi şöyle, hani ama o daha Issız Adam daha çok evet, yere gider yani, galiba. Bir kere Issız Adam zaten bir hit oldu o zaman. O beni çok mutlu eden bir proje çünkü gerçek bir sinema eseri bir kere. Hı hı. Ve gerçekten bence son yıllarda bunu söyleyebilirim çünkü film ben çekmedim. Sosyolojik bir boyutu da vardı. Evet. Çekilmiş en iyi filmlerden bir tanesi. Kesinlikle. Çekilmiş en iyi filmlerden bir tanesi. Çünkü çok özenerek yazılmış, çok iyi kurgulandı. Çağ'ın kafasında çok şey vardı ve neyi yapmamıza müsaade edip neyi yapmamıza müsaade etmediğini bugün düşündüğüm zaman her konuda ne kadar ince eleyip sık dokuduğunu çok daha iyi görüyorum. Evet. Çok titiz bir yönetmen. Ama kesinlikle. Benim için çok büyük şans mesela ben Marrakeş'e gittim. Ve sokakta yürüyemedim ama asi dizisi yüzünden. şimdi mesela Norveç'ten, Brezilya'dan, Güney Amerika'dan fanlar yazıyorlar. Diriliş'te oynadığım evet, Ares. Paramparça dizisinde hani böyle çok dominant bir rolüm de yoktu ama çok aşağılık bir karakteri oynuyordum. Çok da severek oynamıştım. Onunla ilgili böyle daha kuzey ülkelerinden falan yani yorumlar geliyor. Hani gittiğim her yerde bir şekilde
bunun bir karşılığını bulabiliyorum. Bu evet. Kesinlikle dizi sektörünün de hani yurt dışına açılması, işte dizilerin satılması, farklı ülkelerde izlenmeniz. O bu tabii acayip ki. Acayip keyifli bir şey. Ya evet. Ben Londra'da insanlarla fotoğraf çektiriyorum, dünyanın her yerinden insanlarla. Honduras'tan dün mesaj geldi bana. Honduras mı filan. Yani oynadığım her dizi bu farklı ülkelere satılıyor sonuçta. Evet. Yani ben de Türkiye'nin beni tanıması Bir Deme Tiyatro ile olmuştu. Evet. Ama sonra yaptığım her işte, işlerin çoğunda diyeyim. Çoğunda. Böyle hit olan dizilerde işte İstanbullu Gelin, evet. Türkiye'de çok sevildi. Orta Doğu'da çok sevildi. Çok, evet. Çok yani, ciddi fan yaptı. İsrail'de öyle. Ondan sonra Sen Çal Kapımı geçen sezon benim mesela sosyal medya takipçimi 3'e katladı. Filipinler'den filan mesaj geliyor yani. Çok şanslıyız ki çok mesleğimiz güzel. Yani burada yaptığımız işi dünyaya taşıyabiliyoruz. Geçtiğimiz bayramda Şevval Sam konseri oldu burada. Canlı yayın yaptık konseri. Çünkü Şevval Sam'ın da ciddi bir takipçi kitlesi var. Tabii. Hem ses sanatçısı olarak hem dizi olarak. Tabii. Küçücük telefondan canlı yayın yapıyoruz bütün dünyaya. Belki yüz binlerce kişi izliyor. Reji masası gibi. Zoom yapar mısınız? Zoom out yapar mısınız? Tabii. Kesinlikle. Ben sosyal hani, medya o imkanı verdi. Türk yani. Sineması, Türk dizi sektörü adına vallahi ben kendi adıma gurur duyuyorum. Keşke daha da güzel şeyler yapsak. Sohbet çok keyifli. Daha da güzel şeyler yapılacak. Türkiye film sektöründe, televizyon sektöründe kendini çok geliştirdi. Çok, kesinlikle. Ve çok iyi ekipler yetiştirdi. Çok iyi görüntü yönetmenlerimiz var. Evet. Çok iyi set ekipleri var. Dijital kanallarla ilgili sorum olacak ama sohbet çok keyifli gidiyor. Kısa bir araya gitmek zorundayız. Peki. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Sohbetimize geri döndük. Şimdi en son dijital kanallarda kalmıştık. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Evet, orada. Ne düşünüyorsunuz dijital kanallarda? Şimdi savaş var diyorlar. Yeni kanallar geliyor, işte yeni markalar geliyor. Eskiler daha iddialı olmak için yeni yapımlar, senaristlerle çalışıyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Bu rekabet iyi işlerin çıkmasına sebep oluyor. Kesinlikle. Doğru değil mi? Yani çok doğru. Hep güzel işler yapılmaya başladı son zamanlarda. Seyirci de mesela görüntü kalitesini artık tartışabiliyor. Kesinlikle. Oyunculuğu tartışıyor. Evet. Eskiden ne olsa şimdi diyor ki burada güzel oynamış. Bak bunun renkleri ne güzel. Bir rekabet ortamı oldu. Hı hı. Dijital kanallarda da işte bu diziler herkes birbirinin daha önüne geçmeye çalışıyor. Evet. Çünkü dijital kanallara da ulaşım kolay olmaya başladı. Ben hep ulusala iş yapmış biri olarak artık yani haftada 2,5 saatlik bölüm çekmek istemediğim için her hafta bir film çekmek istemediğim için ve sansür de olmadığı için artık dijital kanallara kollarımı açtım, bekliyorum. Mesaj size gelsin. Dijital kanalların en önemli fonksiyonu şu oldu. Şimdi daha önce bir film yaptığın zaman bir şekilde bunu bir dağıtımcı vesilesiyle sinemaya ulaştırman gerekiyor. Evet. Dolayısıyla arada iki kişi vardı. Yani senin seyirciye ulaşman için belirli bir tarihte vizyona girip işte bir dağıtımcıya filmi beğendirip belirli bir tarihte vizyona girme şansını yakalayıp işte bir şekilde sinemaya ulaştırıp seyirciye ulaştırman gerekiyordu. Onda da işte hani dönem olarak havalar güzel, seyirci gitmez. Ekonomi kötü, seyirci gitmez. Pandemi var, seyirci gitmez. Bir sürü bahanesi var değil mi? Ama şimdi yapımcı dijital kanal vesilesiyle direkt seyirciye ulaşabiliyor. Çünkü şunu gördük. İnsanlar çok daha hızlı tüketmeye başladılar. Evet. Ve çok enteresan istatistikler var. 80'lerin, 90'ların filmlerini insanlar tekrar ve tekrar ve tekrar izliyorlar. Ben. 2000'lerden sonra bayılıyorum. Bayılıyorum. Marvel'ler falan hariç. Hepimiz. Hariç. Hiç kimse ikinci kez izlemiyor. Kesinlikle. Ve yeni içerik istiyor. Ve kaliteli içerik mutlaka seyircinin beğenisini kazanıyor. Mutlaka sosyal medya ve dijital ortam vasıtasıyla o iş iyi yapıldığı zaman yükseliyor. Beğenmediği zaman da anında ortadan kayboluyor. Evet. Dolayısıyla çok sağlıklı bir elek oldu bu ve çok daha üretimi de çok hızlandırdı tabii. Çok daha iyi bir noktaya taşıdı mı? Bence çok iyi bir noktaya taşıdı. Bence daha da iyi bir noktaya taşıyacaktır. Lezzetli şeylerden bahsedelim. Bildiğim kadarıyla yemek yapmayı seviyorsunuz. Evet. Yemek yemeyi seviyorum. Yemek yemeyi de seviyorsunuz. Yemek yemeyi seven bir insan, şimdi tabii her yemek yemeyi seven yemek yapmayı sevmiyor ama
ağız tadı arıyorum. Aha. Nasıl koku aradığım gibi o da hatırlar. Yani gittiğimiz turnelerde biz yemek yemeyi seven bir ekip. Ne yiyeceğiz? Hangi şehre gidiyoruz? Hemen bakıyoruz. Şu şehre gidiyoruz. Ne yeniyor orada? Ben ne kavgalar çıkardım. Bak Alsan hatırlıyor musun? Ne o? Mesela çünkü gidiyoruz Kayseri'ye mesela. Kayseri'de. Oradaki organizatör bizi alıyor oradaki böyle gençliğin takıldığı tiki bir kafeye götürüyor falan. Ya burada abi evet, sen niye kavga çıkarttığını hatırladım şimdi. Sen niye beni burada bir adam gibi mantıcıya götürmüyorsun ki evet, pastanı yiyeceğim bir yere götür beni. Burası ne? Çok önümde bir tane böyle işte içinde nachos ve taco olan falan bir restorandayım. Belli ki Kayseri'de de onu zaten beceremeyecekler. Adam mantıyı güzel yapıyor. Niye beni oraya götürmüyorsun? Her gittiğimiz yerde ben bu kavgayı çıkardım. Evet, hatta evet. Hatta beni ama. Böyle şey böyle gittiğimiz kafelerde falan siz oturun deyip kaçıp böyle köşede böyle kebap tandır falan yapan yerleri bulup böyle kütür soğanımı yiyip. Ah. Yok sonra hep işte. Katıldık sana canım evet. Yani biz. Sonra uyandılar. çok iyi. Yemek yemeyi seven bir ekiptik. Bir otele de girip 10 dakika sonra çıktığımızı hatırlıyor musun? Hayır. Söylemeyeyim ona neresi olduğunu. Şey mi? Girdik ve. Yemeği mi beğenmediniz? Yemek değildi o başka bir şeye geçtim bir ama. yani ne istediğini bilen bir ekiptik. Otele girip bizim ne işimiz var ya burada diye çıktık bizi başka bir yere alın. Yani ne yemek istediğimizi, nerede kalmak istediğimizi bilen bir ekiptik. Çok da güzel yedik. Ya ben yemek yemeyi seviyorum. Farklı tatlara açığım. Onları da evde yapmak istiyorum. Mesela bana İtalyan olsun, Tay olsun, Hint olsun fark etmez. Kötü bir aşçı bana iyi yemek bu yaptım sana diye önüme koyamaz yani. Koyamaz. Ben onun elinin ayarını bilirim. Hı hı. Ağzımın da tadını bilirim. Gelişmiş de bir damak zevkim vardır. Ve çok kızarım eğer ona para vereceksem. Hı. Ve şikayet de ederim mesela. Londra'da da yapıyorum. İngilizler de şikayet etmez. Haklı tavır. Hemen teşekkür ederler. Çok iyi olmuş, çok kötü olmuş. Bu nedir falan. Abi böylesini ben yemedim. Derim. Aslında eleştirmeyi bir şekilde yani. Geliştir. Kimsenin tabii, kırılmaması yani, gerekiyor. Ben mesela yok. Hani gittiğim yerde misafir de olsam hesabı ödüyorsam da yemeği çok beğenirsem evet. Mutlaka gidip şefle tanışmak ben isterim. De, ben de ederim. Söylerim. Teşekkür ederim. Mutlaka. Mutlaka bir post koyarım. Aynen. Hani o zaman bu takdir akşam takdir ederiz o tadı yani. Bu akşam programdan sonra İtalyan restoranta gideceğiz Alize'ye. Acıktık. Evet. Dün akşam oradaydık. Dün akşam oradaydık ama hanımefendiyi bugün orada ağırlayalım. Gerçi buranın bütün yemekleri. Evet. Geçti bir sene buradaydınız. Evet. Bir organizasyon vesilesiyle evet. Birkaç alakartta da deneyiminiz oldu aslında. Evet. Ben zaten geldiğim zaman bir yeni mekana ne yiyeceğim? Ne var? Nasıl restoranlar evet. Var, nasıl lezzetler var diye bakıyorum. Bakıyorum. Gittiğim her yerde aha. Olduğu gibi. Burada da hemen baktım ve bir sürü çeşit var. Bir kafam döndü. Allah ne yiyeceğim şimdi? Türk mutfağı mı bakayım, İtalya mı bakayım, dünya mı bakayım? Ama burada her şey özenli ve gerçekten güzel. Bu akşam için de heyecanlıyım. Şefimize selam olsun. Evet. Bir de çok çok nitelikli malzeme kullanıyorlar. Hani kahvaltısından, öğle yemeğinden, işte oradaki gözlemecisinden, çok özenli. Taraftaki ızgaracısına, işte... Çünkü o kadar farklı noktalar var bir ki. Bir de beyefendi eşi ve oğluyla geldi. Aynen. Tabii onlar daha evet, bizimkiler önemli. De bayıldılar. Ki Lale vejetaryant mesela. Evet, hani onun, evet. Kesinlikle. Buradaki yeşilliklere, salatalara falan bayıldı. Çünkü zaten olduğumuz bölgenin, Dalaman'ın hani... Birkaç tane de bitkinin yenilebileceğini söylemiş bizim çalışanlara. Evet. Hatta çocuklar şaşırmışlar gerçekten yeniyor mu diye onları anlatmış. Evet. Bana bugün söylüyorlardı. Evet, bilgili de bir kızdı. Ben geçen sene sizin şefinizi... tanıdım burada. Onu evet. Tebrik ettim hatta dedim. Çok güzel. Alize'de bir organizasyonda, Alize'de Akdeniz mutfağında. Galiba. Keyifli. İşte orada mesela benim şöyle bir şeyim var. Yani inşallah sizi bir gün orada ağırlarım. Mezelerden balığa gelemiyoruz. O kadar. Öf. Evet. Gerçekten öf. Hatta geçtiğimiz haftalarda Hande Kazanavaşı, Pınar Ötüç buradaydı. Gene konuklarımdı. Uyardım. Balık istemeyin dedim. Gidemeyiz. Gerek yok, kalırız. Vizyonu olan şef belli oluyor. Evet yani. Kesinlikle. İtalyan restoran Zazi. Zazi miydi? Zazi'di. Evet. Zazi'di değil mi? Evet. Kaç senesi? İstanbul. 2006-2007 ben çalıştırıyordum. Aha. Ondan sonra benim oyunculuk kariyerim başladı. Neredeydi Zazi? Zazi. Nişantaşı'nda Atiye Sokak'ta. House Cafe'nin karşısında. House Cafe evet. Zazi evet. Atiye Sokak. Unutmuşum. İki sene üst üste Time Out'tan en iyi restoran ödülü aldım. Çok gurur duyuyorum bununla. Şey var notlarımda. Port Sedef duruyor mu? Hayır, o da durmuyor. O neredeydi? O da Sedef Adası. Sedef Adası'ndaydı. Evet. Ama Port Sedef açıldığında ben yani bir seneden fazla olmuştu. İşletmeden çoktan çekilmiştim. Çünkü şöyle, hani bizim bir aile işletmesiydi. Hani bu Antakya'dan Asi gibi bir dizi teklifi gelince evet. Babam dedi ki git.
Gittim ama restorandaki bütün işte bir aradan bir iki ay geçti. Baktım ben dönemiyorum geri. Hı hı. Bütün haklarımı ve işletmeyi devrettim. Devrettiniz. Olduğu gibi. Çünkü hı. Yani dedim ki yani bunun içinde olamayacağım. Olabilecek gibi değil. Çünkü şöyle bir şey. Mesela iki hafta sonra geliyorsun. Ondan sonra sen iki haftadır yoksun. Yanlış giden her şey için herkesi azarlamaya başlıyorsun. Tabii o da ama, doğru değil. Tabii canım çok yanlış hatta. O zaman derdin neredesin abi? Anladın mı? Yaparken neredeydin yani? Hani. Böylesine mevcut olmadı yani olmadın sen yerinde olmadığın zaman onun hesabını sorma hakkın yok. Böyle, evet. Böyle bir şey neredesin var. Neredesin abi? Antakya'daki evi ahır ahıra dönüştürüyor. Bir böyle böyle ahır şey, yapıyor. Mandırayı ahır yaptı. Bugün okta okçuluk yaptık. Biraz bana ok atmayı öğretti. Evet şey tabii şimdi ben geleneksel okçuyum. Buradaki olimpik malzemeydi. Hani otel stili. Epeydir de okta atmıyordum ben. İyi oldu. Eğlenceli oldu ama tabii. Aynen. Çok yabancı geldi malzeme. Biraz da tangır tungur geldi ama çok eğlenceliydi. Bana yine. Tamamen yabancı geldi. Şimdi görüntüleri de verirler. Bana tamamen yabancı geldiği için. Bir de yay benim kadar olduğu için. sana Türk okçuluğunu tavsiye ediyorum. Çünkü bizim yaylarımız küçücük. Kadar. Evet aynen. Vallahi onlardan bir tane edinirsem alo diyeceğim. Ben sana ayarlarım bir tane. Ya çok komik burada. Ayşe Arman'ın röportajından alıntı yapmışlar burada. Allah'ın unuttuğu yerde 2 at 3 kedi 4 köpek yaşıyor. Evet. Nereden bahsediyor burada? Antakya. Antakya mı? Antakya. Ahırı kendi elleriyle yapmış, atlarını güzel oraya yerleştirmiş. İstanbul'a geliyor işte. Sonra Vın diye köyüne geri dönüyor. Çok keyifli. Evet. Çocuk da yok o zaman. Evet. Öyle bir sorumluluk şey, yok. Yine biz o zaman da biz Lale ile beraberdik. Evet. Her hafta sonu geliyordu Lale. Hatta işi müsait olduğu zaman da kalıyordu. Aha. Bizim zaten 2 tane köpeğimiz vardı. Onlar bizimleydi. 2 tane köyden köpek geldiler, eve yerleştiler. Yapacak bir şey yok. bir tane at oradan bulmuştum o zaman. İstanbul'dan diğer atımı gittim, arabanın arkasına yükledim, getirdim. Şimdi at yok herhalde hayatınızda. Yok, hayatımda şu anda dün, hiçbir şekilde öyle bir... at yok artık. Yok. Son 1,5-2 sene falan oldu neredeyse. Evet, hep vardı evet. İşte. Hep vardı. Evet. At ve ama ok yani olarak. O kadar... O kadar uzun zaman ayırmışım ki kovboyculuk oynamaya. Bir noktada baktım hani artık hani hem kendime fiziksel olarak hem kariyerime zarar veriyorum. Çünkü atlarla uğraşmak tam mesai bir iş. Hani bir hayvanı bir ahırda bırakıp çıkıp da başka bir yere gidemezsin. Hani köpek sahibi olmaktan çok daha fazla sorumluluk gerektiren kesinlikle katılıyorum. Bir iş. Bir de masraflı. Bir de masraflı. Tabii. Ve ben bunu bir şekilde hani bir işletme olarak da yürütmeye çalıştım ama genel olarak hem beraber çalıştığım insanların hem müşterilerin atlara karşı olan tavırları ve hani böyle en ufak bir şey öğrendikten sonra dükkanın efendisi kesilip de üstüne başka bir şey öğrenmek tabii. İstememeleri. Evet. Falan sorun yaratıyor. Zaman içerisinde çok yordu beni. Ondan sonra baktım ki hani zaten istediğim sonuca da bu şekilde ulaşamıyorum. Hani Türkiye'de de atçılık yani gelişmekte olan bir spor diyeceğim ama olduğu yerde tembiş pilavı gibi dönüyoruz. Dönüyor. Çok bir yolda alamıyoruz yani. Evet. Ve insanlar atının üstüne çıkıp da 4 nala yapabildikten sonra bunun üzerine hiçbir şey öğrenmek istemiyorlar. Hele hayvanın herhangi bir konuda ne hissettiğini hiç bilmek istemiyorlar. Evet. Sadece ki, atı sürmek istiyor. Evet yani ben hani mesela tekrar aynen. Tekrar at sahibi olmak ister miyim? Evet bir gün 50 dönüm bir arazim olur. 10 İnşallah. Tane at alırım oraya evet. Salarım ahır da yapmam. 3 tanesini çalıştırırım keyfime bilirim kimseyi de bindirmem. Hani o öyle şekilde, olabilir. O olur yani ama yani duygusal bir ilişkiye girdiğim bir hayvanı ondan sonra müşteriye teslim edip ya da sete götürüp falan onun bana o bakışını bir daha görmek istemiyorum. Ay çok dramatik bir. Evet. Mesleki kırılma noktanız. Şimdi girişimcilik ekosistemine bir faydası olsun istiyoruz programa. Misyon yüklendik. Mesleki kırılma noktanız ya da kırılma noktalarınız. Yoksa kırıla kırılım mı? Bence oyunculukta bir işi kötü de yapsanız bir kırılma noktası. Güzel. Başarılı da olsanız bir kırılma noktası. Çünkü bir ofis işi yapmadığımız için sabit önümüzde rakamlar, laptop olmadığı için hep gelişmeye açık. Ben hala oyuncu olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Geçen gün bir film seyrettim. 20 yaşında bir çocuğun oyunculuğundan feyiz aldım ben. Yani annesi yaşındayım çocuğun ama öyle muhteşemdi. İnce noktaları oynamış ki Call Me By Your Name belki seyretmişsinizdir. Timothy zaten Oscar'a adaydı. Biraz geç seyrettim filmi. Ya dedim ki bu ne yapıyor ya sen ne yapıyorsun yani nasıl bir oyunculuk onu seyredip kalbim genişledi. Başarısız da bir şey yapsam ki
yapmadım herhalde. Hayır yapmadım. Hayır yapmadınız. Yapmışımdır da şu an yani son yıllarda hep hit diziler yaptım. Son yıllarda hep çok seyredilen oyunlarda oynadım. Herhalde yaşım ve tecrübem gereği eğitim de verdiğim için birazcık görebiliyorum da zannediyorum. Ama kötü bir iş yaparsam da hayatımda da öyle. Hani özel hayatımda da yanlış bir insanla bir ilişki kurarsam, bir iş ilişkisi, aşk ilişkisi fark etmez. Ondan bir şey öğrenmem gerekir. O da bir kırılma noktası. Ama soruya şöyle cevap vereyim. Bir Demet Tiyatro beni tanıtmıştır. Evet. Türkiye'ye ama mesela geçen gün bir seyircim bana gelip La Verite ne kadar güzel bir oyundu deyip oyunun Fransızca ismini söyleyince ben sizi tiyatrodan tanıyorum dedim mesela. Ne kadar, hani, çok güzel. Çok böyle güzel. Böyle seyirci de var. Kesinlikle. O yüzden şu bana bunu yapmıştı. Hepsi bana bir şey yaptı. Ve yapmaya da devam edecek. Umarım hep iyi şeyler yapsın. Umarım. Tabii ki hayatımdaki dönüm noktaları, oynadığım her tiyatro. Orta oyunculara ben bir gireyim bakayım gelecek sene üniversite sınavına girerim. Bu sene hobi olarak takılayım dediğim yerden konservatuara uzandım. Konservatuarda Yıldız Kenter denen muhteşem efsane insanla tanışıp ona hepimizin aşık olduğu gibi aşık olup ömür boyu iyi ki onun öğrencisi olmuşum şükründeyim. Ondan sonra Dormen Tiyatrosu'nda Fars'ı öğrendim. Evet. BKM bana çok fazla nitelikler kattı. Yani orada Demet'le Yılmaz'la oynadım. Onların bana kattıkları... Hepsi farklı ekoller. Hepsi farklı ekoller. Yani Yıldız Kenter'den, Ferhan Şensoy'dan başlayan bir süreçten bahsediyorum. Muhteşem. İşte 20 yaşında çocuk bana bir şey öğretebilir. Yani ben bu işi ölene kadar yapmaya devam edeceğim çok şükür ki. Bence doğru işi seçtim. Hala diyorum ki ya başka hiçbir şey yapıyorum tabii. Başka tabii bir sürü şey yapıyorum ama ama yani asıl mesleğim bu. Hani 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ve söyledim de kaç yıl oldum. 5 yaşında, şey yaşında başlamıştım. Çocuk tiyatrosuyla başladım. Çok mutluyum. Çok güzel. Çok mutluyum. İnsanın sevdiği bir işi yapması kesinlikle. O kadar değerli, o kadar müthiş bir şans ki. Bir de eskiden yani insanlar tek meslek yaparlardı ve öyle bir alışkanlık vardı. Yani şimdi insanlar birkaç şeyi aynı anda yürütebiliyorlar. Ve bazıları şaşkınlıkla karşılıyor bunu ki. Çok saçma. Olabiliyor aslında. Mesela Kraft Tiyatro'da Yen diye bir oyun oynadık. Alternatif tiyatro dünyasında bir deprem yarattık. Hiç yapılmamış bir şey yaptık. O bana ödül adaylıklarından sonra Afife jüriliğinin yolunu açtı. Gel bizle çalış dendi. Mesela Afife jüriliği o da bir dönüm noktası diye kesinlikle, anlatıyorum. He. O da bir kırılma kesinlikle noktası diye anlatıyorum. Beni hiç tanımayan bir tiyatro sektörü tanıdı. Çünkü daha mainstream bir şey yaparken alternatif bambaşka, tiyatroya evet geçtim. Oradan Afife jüriliğine geçtim. Afife jüriliği bana o kadar çok insan tanıttı ve bana öyle başka bir şey öğretti ki hepsi güzel kırılma noktası. Müthiş. İyisi de kötüsü de. Kırılmak güzeldir. Evet, kırılmak güzeldir. Aynen, siz öyle nerelerde kırıldınız efendim? Ha benim için işte iki kırılma noktasından bahsettim zaten. Birisi Önür Velidedoğlu'yla hani işte ilk sete girişim evet ve onun vesilesiyle sektöre girişim. İki Çağan'la. Çağan'la. Ulan senin de yaptığın her karşı işte. Fakat kırılma var yani. Hakkını vermem gereken bir kişi var özellikle. Onur Şenay. Hmm. Benim tiyatro. Yıllardır beraber tiyatro yaptım arkadaşım. Şimdi biz Onur'la çocukluk arkadaşıyız. 15-16 yaşlarındaydık biz tanıştığımızda. İlk arkadaşlık etmeye başladığımızda. Ben 2009'da bir at kazası geçirdim. Yüzüm, suratımı kırdım. Elmacık kemiğim koptu. Oo. Olduğu gibi içeri göçtü. Şurada zaten şu kadar yerde 16 tane vida var. Ve ben hastanede narkozda yatarken Onur gelip bana 5 senelik bir tiyatro sözleşmesi imzaladı. Enteresanmış. Şimdi narkoz bu etkisiyle mi sen? Evet. Narkoz etkisi. Yani ama bu benim kariyerimde çok önemli bir şeydi. Çünkü ben onun sayesinde 2009'dan bugüne kadar durmadan sürekli tiyatro yaptım. Ama Onur az çakal değilmiş. Evet. Narkoz etkisiyle bunu oraya dayamasın. Ve şu anda oynadığım patron narkoz da etkisi çok iyi. Yani uyarladığım, yazdığım, uyarladığım ve yönettiğim patron da Onur'la beraber Onur'un tiyatrosunda oynuyorum zaten. Yani arada çok başka tiyatrolarda çok başka oyunlar oynama şansım da oldu. Ama
biz ilk Aşk Kokusu'nu oynamaya başladık. Akasya Asıl Türkmen'le önce, sonra Aslı Şahin'le. Zaten onlar bir 6-7 sene içerisinde 1000 oyundan 1200 oyuna yakın oyun oynadık. 1200? Sürekli, tabii biz bir turneye çıkıyoruz. 45 gün turnemiz var bizim. Bir zamanlar öyleydi. Bir zamanlar. Ve netice itibariyle ben buradan oyuncu olmak isteyen bütün arkadaşlara da sesleniyorum. Sahne tozu, sahne tozu, sahne tozu. Çünkü biz kamera önünde bir şey yaptığımız zaman istediğim hatayı yapabilirim. Çok güzel. Derim ki durum, o lafı baştan alıyorum. Ama sahnede 2 saat boyunca o seyircinin karşısında benim oyunu ayakta tutup başımıza ne gelirse. Bizde dekor yıkıldı. Akasya Onur'u sahneden seyircinin üzerine fırlattı. Bilerek yaptı. Bilerek yaptı. Bilerek yaptı. İşte yangın çıktı. Elektrikler gitti. Başımıza gelmeye hiçbir şey kalmadı. Ama bir şekilde oyunu sürdürmeyi orada öğreniyorsun. Oyunculuğun arenası orası. Ve seyirciyi okumayı oradan, orada anlıyorsun. Hangi yaptığın espri ne zaman çalışıyor? Çünkü onu patlatamadığın zaman seyirci orada buz kesiyor, tık yok. Evet. Neye gülüyorlar, neye ağlıyor, neye tepki veriyorlar? Benim eğitim, yani oyunculuk eğitimindeki en önemli şeyin her oynadığım tiyatro oyunu, yani hala her oynadığım oyunda bana bir şey kattığını düşünüyorum. Ki katıyor. Vallahi sizlerle konuşunca bana da çok şey katıyorsunuz. Teşekkür ederim. Şu anda onun bir aydınlanma geldi. Üçüncü kilit dönüm kırılma noktası benim için Onur'un benim kafatasım kırıkken gelip bana böyle kör gözle bir sözleşme imzalatmasıdır. Aa, çok güzel. Evet. Asi dizisinde setteki arkadaşları niye kilitlediniz kapılarını? O öyle olmadı. Bunun ucu çok insana dokunur, ben sana söyleyeyim. Öyle mi? Ama evet, işin özeti şu. Setin son haftasıydı. O gün 38 sayfa iş vardı çekilecek. Artık Antakya'daki hiçbir hastane, biz zaten hastanenin kapısına içeri sokmadığı için, yapım ekibini hastane kapısına içeri sokmadığı için, biz mecburen çekimi İskenderun'da bir doğum hastanesinde yapıyoruz. O gün 36-37 sayfa iş vardı çekilecek. Çok demek bu. Evet, çok, çok demek. Yani çok bayağı iş. Ve benim böyle çok küçük bir sahnem vardı çekilmesi gereken. Ben de gittim yönetmeye rica ettim. Abi dedim, hani benim bu sahneyi baştan çekersen, hani ben uçağa yetişirim falan. O da dedi ki, yok dedi, senin sahneni en son çekeceğim, uçağı kaçıracaksın dedi. Velhasıl hocanın doğum günüymüş o gün. Ondan sonra herkes böyle hastanenin bekleme odasına doluştu, kocaman bir pasta geldi falan. Ve şimdi biliyorsunuz bizim ülkede böyle çok tuhaf mimari ucube şeyleri oluyor falan. Oradaki garabet de şuydu, hastanenin, şimdi bir de doğum hastanesi olduğu için böyle, evet. Orada işte hamilelerin yoga ve işte pilates yapabilecekleri falan kadar da bir alan, böyle büyük bir oda. Sandalyeler kenara çekiliyor, yoga minderleri var falan. Tabii bizim ekip böyle 100 kişi içeri doluştu falan. Fakat bekleme odasının kapısı son derece tuhaf bir şekilde çelik kapıydı. Ve anahtar da üstünde, herkes toplandı, Cevdet Hoca'yı kurtarken ben de kapıyı kilitledim, anahtarı aldım. Beni arayacaklarını bildiğim için döşemenin içine sakladım anahtarı. Ha, güzel. Neyse, aradan 2 saat geçtikten sonra Nur abla, Nur Sürer, patladı. Patladı. Dedi, ben buradan gidiyorum, uçağa yetişeceğim vesaire. Ben de mecburen anahtarı çıkardım. Dedi, Nur abla dedim, senin işin olmasa ben bu anahtarı çıkarmazdım dedim. Böyle bir gösterdim. Herkes zaten böyle bir kaldı. Nur abla böyle elinden o anahtarı aldı. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Düz gitti ya. Hani yeni küfürler öğrendim ben orada. Ben de karşısında böyle el pençe divan durdum, dinledim. Ondan sonra velhasıl ilk önce Nur ablanın tabii kabaran saçlarını onlar düzeltirken hemen benim sahnemi çektiler. Buradan buradan gitsin diye. Sonra Nur ablayı uçağa ben götürdüm. Güzel. Hemen biletini de upgrade ettim çaktırmadan. Bagajlarını taşıdım. Yoldayken de gönlünü aldık. Yok, hiç konuşmadı benimle. Konuşmadı. Uçaktan indiğimizde ben bagajlarını da aldım. Onu taksiye kadar bindirdim. Çok taksiye güzel. Bindi ve dedi ki, Cemal'cim dedi, sen olmasan bugün ben bu uçağa yetişemezdim. Çok teşekkür ederim. Aa, çok güzel. Fakat çok Çetin güzel. Tekindur hala konuşmuyor benimle. Öyle mi? Ya gerçekten mi? Bildiğim kadarıyla evet. Bildiğim kadarıyla evet. Evet. Neslihan Hanım, tatil alışkanlıklarınız nelerdir? Yani butik otel mi seversiniz, büyük otel mi seversiniz? Destinasyon olarak nereyi tercih ediyorsunuz? Yurt dışı seyahatiniz çok mu? Madem turizm programı yapıyoruz. 23 yaşından beri ne zaman param olsa yurt dışında bir yerlere gitmeye çalıştım. Özellikle ben Avrupacıyım. Avrupa'da gitmediğim daha bir sürü şehir var. Onları hala bitirmek istiyorum ki... 2 yıl ara vermek zorunda kaldık tabii. Pandemi yüzünden. Pandemiden, yani 2020 Mart ayında biz pandemiye girdik. Ben Mart'ın birinde Madrid'deydim. Ve
uçağa maskeyle bindim. Çünkü dedim ki Çin'de bir şey çıktı. Bu uçaklara yayılmış olabilir. Daha pandemi falan yok. Hiçbir şey yok. Herhangi bir basın açıklaması yok. Hiçbir şey yok ve ben maskeyle, herkes de bana baktı. Niye? Dedim arkadaşlar uçaklarda mikrop olabilir. Ne çıktığını bilmiyoruz dedim. Ve 10 gün, 15 gün, 12 gün sonra bir uluslararası dünya çapında bir karantinaya girdik. Ve gördünüz mü dedim işte ben Madrid... Ki Madrid yıkıldı ondan sonra. Tabii. Yani en İtalya, İspanya çok felaket. İtalya, İspanya çok kötü durumdaydı. Eğer Avrupa ise, hiç bilmediğim bir şehirse, tabii bir bakıyorum otellerin, Airbnb tercih ettiğim zamanlar oluyor. Güzel. Eğer otel olacaksa şeylere bakıyorum, yorumlara bakıyorum. Hı-hı. Çok büyük otel sevmem, butik otel severim. Hı-hı. Zaten Avrupa şehirlerine gittiğinizde şehir otellerinde kalıyorsunuz, şehirdeki butiklerde kalıyorsunuz. Ben... Tabii destinasyona göre değişiyordur da. Turist gibi olmayı çok sevmem gittiğim şehirde. Yani hemen gideyim turistik atraksiyonlara katılayım falan hiç sevmem. Halk nereye gidiyorsa lokal sokaklarda halk... Sokaklarda kaybolmak evet, gibi. Aa çok keyifli. Öyle, aynı o yüzden fikirli. Ev tutmayı daha çok seviyorum. Hemen çok markete mantıklı. Giderim mesela. Marketten insanlar ne yiyorlar, ne içiyorlar? Ekmek, yoğurt, beyaz peynir. Evet, aynen bunları alırım. Bulaşık sıvısına kadar alırım. Yarım kalanları da atmam. İstanbul'daki evime getiririm ki o tatilin anıları İstanbul'da devam etsin diye. Yani 20'li yaşlarımdaydım. Paris'ten bulaşık sıvısı falan getiriyordum. O kadar. Paris'e çok aşıktım. Yani o Paris havası evde... Öyle devam etsin filan. Hala da yapıyorum. Geçen gün Londra'dan gelirken süngerler filan, bulaşık süngeri getirdim. Havalimanında polis sormuyor bunlar. Ya yok o kadar bir şekilde geçiyor onlar. Peki yani. Hiç gitmediniz, çok gitmeyi istediniz ama şu ana kadar gitmediniz neresi ya, var? Ya Barcelona'ya hala gidemedim ben ya. Barcelona'ya yıllardır gitmek istiyorum. Ben Avrupacıyım yani Orta Doğu'lar falan. Hani Latin Amerika, Güney Amerika. Avrupa'yı bitirmeden oraya gitme. Okay. Ki... Ben Latin Amerika'da tanınan bir oyuncuyum. Evet. Neydi? Yani, Honduras. Latin Amerika'da tanıyorlar beni yani. Aslında gitmek istedim bence ama. Bence de gitmek lazım. Uçaktan korktuğum için evet. Ben o kadar uzun nereden yollar baksanız, değil de. Nereden baksanız 15 saat hani uçuş var. Hani 200 saatlik yollarımı ben bir bitireyim, bir Avrupa'yı bitireyim. Yoksa Bali'ye de gitmek istiyorum aslında. Evet. Orada bir retreat'e girmek istiyorum yani. İnşallah. Ya dünya kocaman ya. Evet. Çok gidilecek yer. Mümkün olduğunca görmek lazım. Tabii ki. Çocuk tatil alışkanlıklarında belirleyici oluyor mu? Tabii ki. Oo, tabii. Tabii ki. Tabii. Tabii ki oluyor. Yani su kaydırağı, yani, mini kulüp, etkinlikler. Ben orayı atlattım ama onlar hala. Ben atlattım. Yani biz Doğan'ın bebekliğinden beri seyahatlere beraber gidiyoruz. Favori destinasyonumuz Kapadokya. Kapadokya. Hatta buradan önce yine Kapadokya'daydınız herhalde. Kapadokya'dan buraya geldik. Kapadokya'dan buraya geldiniz. Çünkü hem bir kere olağanüstü bir doğası var. Ben her zaman çok seviyordum. Lale de çok seviyor. Biz zaten Lale ile çok uzun yürüyüşler yapmayı seviyoruz. Doğan da öyle alıştırdık. Çok güzel. Doğan Kapadokya'ya bayılıyor. Bayılıyor. Ve benim çok işime geliyor. Çünkü onu tamamen dijital dünyadan kopartıyor. Gittiği zaman ATV binmek istiyor. At binmek istiyor. Dehlizlere girmek istiyor. Oh, çok güzel. Yeraltı yeraltı şehrinde bize tur bindirdi herif. Bir gitti önden falan. Doğan yok. Işık olmayan çukurlara girme. Çok derin olabiliyor ama bırakacaksın mecbur çünkü hani. Tabii. Ve biz ailece 4 tane Kapadokya tatili yaptık beraber. Hı-hı. Kapadokya'nın butik otellerini de çok seviyorum. Evet. Çok güzel oteller çok var. Çok seviyorum. O mağara otelleri de çok seviyorum. Evet. Butik otelleri de çok seviyorum. Çadırda kalmayı da çok seviyoruz. Doğayla ne kadar baş başa olabilsek evet. O kadar iyi herhalde. Lale balona binmeyi çok seviyor. Aha. Ben nefret ediyorum. Niye? Abi bir tane yumurta sepetinin içinde 900 metre yukarı çıkıyorsun. Anladın çok mı? Güvenli bir gelmiyor. Ne motoru var. Tehlikeli buluyorsun. Tabii bir de yükseklik korkusu var bende. Çalışmıyor. Ha. Ama yani şimdi... Uçakta neden uyuyor? İşte şimdi çıktı ortaya. Şok. Kendini bir kapatıyor. Bir şey. Aa, çok şimdi güzel. Ben daha önce ilk Kapadokya'ya gittiğimde yani Lale yoktu. Biz orada bir atlı gösteri falan yapıyorduk. Öyle bir organizasyonumuz vardı. Beni balona bindirdiler. Abi yapman lazım falan diye. Yaptım iyi dedik. Yaptık tamam geçmiş olsun. Sonra Lale ile gittik. Lale durdu balona bineceğim diyor. Çok seviyorum. Şimdi inişi sert olabiliyor. İşte birisi lazım olur falan. İşte eşin bir de bırakamıyorsun. Mecbur biniyorsun. Sonra işte Doğan'la bir daha binmek istiyorlar. Şimdi her gittiğimizde mecburen balona biniyoruz falan. Ben böyle arkama yaslanıp kaç kaç falan diye. Öyle. Onun dışındaki... Ama gerçekten şimdi bir de Kapadokya'nın olağanüstü bir doğası var. Ve hani gökyüzünden baktığın evet. Zaman...
Kapadokya ile ilgili benim de anım var. Yıllar önce Antalya'da çalıştığım otelin Kapadokya'da bir tesisi daha açıldı ve açılışa bizi gönderdiler. O zaman da bir çekim ekibi var. Otelle ilgili tanıtım filmi çekiyorlar. Turizm Bakanlığı'ndan, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden izinler alınmış özel. Bizi hiçbir şekilde turiste açılmayan özel şeylere, o dehlizlere, ne diyorlar onlara, yeraltı şehirlerine götürdüler. Yemin ediyorum size, inşallah hala açılmamıştır. Açılmasa çok daha iyi. Demir kapılar ardından girdik, bir tane daha girdik. Bir iki tane ışık yaktılar ama o tamamen o duvardaki o şeylere zarar vermeyen resimlere ışıklardan yaktılar ve yemin ediyorum daha dün çizilmiş gibi duran şeyler var. Ve nefis. O resimler, onlar pul pul dökülmüş ya mağaralarda, onları belki anlatmışlardır size. Evet. Cumhuriyet dönemi öncesinde bazı hocalar, öğretmenler çocukları toplayıp götürüp o resimleri taşlattırıyorlarmış. Ondan dolayı dökülmüş. Yani aslında o resimlerle ilgili bir şey yok. Yani ne şanslıyız, Kapadokya'mız var demek isterdim. Ama bilinmiyor. Yani... Ve Atiye miydi dizinin ismi? Evet. Orada da çok ciddi Kapadokya ile ilgili efsane şeyler, hani kuramlar da var. Evet. Oradaki bir mağaranın Urfa'dan çıktığı falan bir koridor oldu. Yani olağanüstü bir doğa ve inanılmaz derin bir kültür birikimi var. Kesinlikle. Bambaşka bir aydınlığı var, bambaşka bir karanlığı var. Evet. İnanılmaz hikayeleri var. Yani biz her gittiğimizde başka bir şey keşfediyoruz. Ben Kapadokya'yı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ben de oğlumu götürmek istiyorum. Mutlaka, mutlaka, mutlaka götürürüm. Ben, annem çok hisli bir kadındır ve hisseder. Kapadokya'yı götürdüm yıllar önce. Birkaç şeye girdik falan, dolaştık. Burada dedi çok acayip şeyler yaşanmış, ben hissedebiliyorum tabii, dedi. Tabii ki. Eyvallah anneciğim dedim, sen dahi biliyorsun. Evet. Aynen. Sohbet çok keyifli ama belli bir süre var, bitirmek zorundayız. Bir de hava iyice soğudu. Ve acıktım. Ayrıca acıktık. Acıktım artık. Ben geleneksel ritüeli tamamlayarak size Otel Faresi kitabımı hediye çok ediyorum. Çok teşekkürler. Efendim, çok keyifli okuyun. Ah, inanamıyorum, bunu sen mi yazdın? Evet, onu ben yazdım. Ya çok teşekkürler. Evet. Ellerinize çok sağlık. Teşekkür ederim. Çok keyifli anılar var içerisinde. Bu otellerin işte o dört duvar adasının odalarda neler geçiyor. Onlar çok komik, çok trajik, çok acayip konular var. Çoğu da başımdan geçmiş. Yani ben çalıştığım otellerden baz alarak yazdım. İsim, mekan, tarih yok. Kimseye rencide etmek gibi derdim de yok. Ama gayet keyifli, komik bir kitap. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür kitap ederim. Kitap için de çok teşekkürler. Vallahi ne kadar keyifli oldu, ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Biz 3 gündür buradayız ailece. İnanılmaz keyifliydi. Oğlum Doğan aklını kaçırdı. Lale inanılmaz mutlu. Deniz kenarında gazeboda kaldık. Doğan gitti, taş boyamalar yaptı, izci yürüyüşü yaptı, oy, kamp oy, yaptı. Oy, çok güzel. Dün sinema seyretti. Yani biz Lale'yle inanılmaz, biz çünkü sürekli aksiyon tatili yaptığımız için biz böyle adet yayılıyoruz. İyi geldi. Enteresan geldi. Ay çok güzel. Galiba bir üçer kilo falan aldık. Bu akşama bakalım ondan sonra. Ya, i̇nşallah ben de oğlumu getiririm. Sizi de işte Gölevlerin alt katında swim up. Lütfen. Ne zaman? Haziran mı diyelim? Bilmem inşallah. Yani en kısa zamanda tekrar gelmek istiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.